İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda da 14 yaşındaki bir öğrenci aynı yaştaki arkadaşını bıçakla göğsünden yaraladı bugün. Yaralanan öğrenci hemen hastaneye kaldırıldı ve neyse ki durumu iyiye gidiyor. Ortaokulda bıçaklı kavga çıktı. 14 yaşındaki öğrenci göğsünden yaralandı. Çok çekmişler. Bizim çocuğumuza çekmemesi ne malum. Korkunç olay İstanbul Avcılar'daki Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu'nda yaşandı. Kavga oluyor, dövüş oluyor. Ya her şey oluyor. 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mücahit ve yine aynı yaştaki Muhammed kavga etti. Sadece bu bir değil yani. Bu okulda bayağı bir oldu olaylar. Önceki gün Çankaya Üniversitesi'nde yaşanan cinayetin yankıları sürerken bugünse İstanbul Avcılar'da işte bu ortaokul öğrencilerin bıçaklı kavgasına sahne oldu. Babası tarafından çocuğa bir bıçak verildiğini ben sonradan duydum, öğrendim. Mücahit İ okula bıçakla gelmişti ve okul arkadaşı Muhammed D ile aralarında tartışma yaşandı. O tartışma sırasında cebindeki bıçağı çıkardı ve Muhammed'i bıçaklayarak göğsünden yaraladı. Sınıfta o sırada 60'a yakın öğrenci vardı. Baktım müdür önden koşturuyor. Arkadan da sağlık ocağının doktorları. Çocuklar şoka girdi. Hemen öğretmenlerine haber verdiler. Yaşanan kavgayla birlikte okulda büyük panik yaşandı. Muhammed ağır yaralıydı. Öğretmenleri hemen onu aldı ve okulun 50 metre yanındaki sağlık ocağına götürdü. Muhammed'in ilk müdahalesi de burada yapıldı. Ortaya atılan bir iddia ise tüyler ürperten cinstendi. İddiaya göre Mücahit İ'ye evden bıçak almasını babası söylemişti. Sana takılanı bıçakla demiş. O şekilde bir iddia da var, söylenti de var. Muhammed ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Onu bıçaklayan Mücahit İ de babasıyla birlikte gözaltına alındı. Yaşananların ardından okulda eğitim devam ediyor. Polis saldırgan Mücahit İ ve babasını gözaltına aldı. Ekiplerin okul çevresinde bekleyişi ise devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed'in hayati tehlikesi bulunmuyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor.